bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Türkiye tarım konusunda hemen hemen her şeyi üreten ama ağırlıklı tahıl konusunda üretim yapan. Hem tahılla ilgili, tahıl üretimiyle ilgili soru sormak istiyorum. Bir de bu tahıl koridoru konumuz vardı bizim. O ne durumda? Şimdi gündem bu kadar hızlı değişiyorken orada ne görüyorsun? Gıda güvenliğinin tarım, tahıl ile ilgisi konusunda neler söyleyeceksin? Bunlarla ilgili görüşünü alabilir miyim? Biraz metriklerle cevap vereyim istersen bu soruna. 2002 yılındaki tahıl üretimi bir önceki yıla göre %22 arttı tüm bu şartlara rağmen. Yani çiftçimizin ne kadar bu şartlara rağmen kahramanlık öyküsü yazdılar 2022'de. Böyle bir tarımsal enflasyona rağmen, böyle bir kuraklığa rağmen %22 oranında Türkiye'deki tahıl üretimi arttı. 38.7 milyon ton üretim yaptık ve kuru fasulye dışındaki tüm tahıl üretimindeki üretim miktarları yükseldi. Biraz mesela metrik söyleyeyim. Arpada 8.6 milyon ton üretime ulaştık 2022'de. %50'ye yakın bir artış demek. Müthiş bir şey bu. Çiftçimizin başarısı. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Türk çiftçisinin ne kadar dirayetli, ne kadar mücadeleci, ne kadar tarımına sahip çıktığının ispatını aslında anlatıyorum. Mesela mısır %26 oranında arttı. 8,5 milyon ton mısır üretimi gerçekleşti. Buğday yine %12 oranında arttı. Toplam 20 milyon ton buğday üretti Türkiye. Kırmızı mercimek üretimi düşük 400 bin ton ama geçen seneye göre %75'in üzerinde bir rakamdı bu. Yine nohut üretiminde %22, çavdar üretiminde %36'nın üzerinde, yulaf üretiminde %32'nin üzerinde ki yulaf ihracat için de önemli bir ürün bizim açımızdan artış var. Patates biraz paralel gidiyor, %2'lik bir artış var yani geçen seneye yakın. Ama işte 2022 kışlık ekilişlerinde çiftçilerimizin bu ekonomik sebeplerle buğday ve arpaya yönelmiş olmaları bu dönemde, önümüzdeki dönemde bu rakamları nasıl değiştirecek? Kuraklık da devreye girdiğinde, verimlerdeki beklenenin altındaki kuraklığın etkisiyle rekortedeki düşüşler de devreye girdiğinde maalesef 23 yılında düşüş bekliyoruz Ali. Şeyi sordum bir de, tahıl koridoru sordum değil mi? Şimdi tahıl koridorunun amacı şuydu. Yani tahıl koridorunun amacı muhtaç ülkelere gitsin diye yapıldı. Yani işte 27 Temmuz'da imzalandı. Eylül'de bitti süresi. Eylül 22'de bir uzatma, 6 aylık bir uzatma oldu. Sonuçlarını açıklayayım sana. Sonuçlarına baktım. Çok ciddi takip ediyorum. Tamam. Çünkü ihtiyaç sahibi ülkeleri önemsiyoruz. Gidiyor mu, gitmiyor mu? 42 ülkeye 16 milyon tondan fazla tarımsal ürün sevki yapılmış. Taşınan ürünlerden %47 mısır taşınmış tahıl koridoruyla, %30'da buğday taşınmış. Peki nerelere gitmiş? En çok gittiği ülke, en çok yardıma ihtiyacı olan herhalde İspanya. İspanya'ya, %18'i İspanya'ya gitmiş tahıl koridorundan geçen ürünlerin. %16'sı Çin. Çin geçen sene çok ciddi bir kuraklık yaşadı ve ilk defa açıklama yaptı evet. Bakan, evet Çin Bakanı ve kendi iç ihtiyacını karşılamak için çözümü o da Ukrayna'daki tahıl koridorundan gelecek tahıllarda bulmuş. Türkiye'ye de çok önemli bir tahıl geldi. %11 oranında da Türkiye'ye geldi. Yoksul ve muhtaç ülkelere de sadece %11'i bu tahılların gitti. Yani 2022'de buğday ve mamulleri için Türkiye 9 milyon ton ithalat yaptı. Yaklaşık 7,5 milyon ton da ihracat yaptı. Şimdi rakam olarak, üretim miktarı olarak ithalat ihracattan fazla ama gelir olarak ihracattan daha fazla gelir elde etti Türkiye açıklanan rakamlar. Daha kaliteli herhalde ürün ihraç edip biraz daha düşük kalitesini aldık tahmin ediyorum. Evet, biraz tahıl tabii dünyadaki gelişmeler Türkiye'deki tahıl fiyatlarını çok hızlı etkiliyor. Dünya tarımında neler oldu? Onunla ilgili de birkaç bilgi vereyim izleyenlerimize. Mesela buğday dünyada 2022'de 780 milyon ton üretim gerçekleşti. Bir önceki yıla yakın ama 2 milyon tondan da fazla bir artıştı bu. İşte Rusya, Kanada ve Türkiye'deki buğday üretim miktarları bu sene arttı. Mesela Rusya'da 91 milyon tona çıktı 2022'deki üretim. Ukrayna savaş öncesi yılda 33 milyon ton üretim yapmıştı. Onda 20 milyon tona düştü. Ciddi bir düşüş var ama yine de savaşa rağmen ciddi bir üretim olduğu söylenebilir. Şimdi bu da çok önemli. 89 tane ülkede 2,5 milyardan fazla insanın temel geçim kaynağı
buğday. İşte muhtaç olan ülkeler, işte Kuzey Afrika ülkeleri, Batı ve Orta Asya'nın gelir düzeyi düşük olduğu için orayı temel gıda buğday oluşturuyor. Tabii mısır ve pirinç pahalı olduğu için de protein kaynağı olarak da buğday kullanıldığı için dünyadaki en stratejik ürünlerden bir tanesi. Yine Amerika'nın tarım kuruluşu USDA'nın tahminleri hep tutar. 2023 tahmini 780 milyon ton. Yani hemen hemen 2022 ile dünyadakine benzer bir buğday üretimi olacağını öngörüyor. 2022'de yine 138 milyon ton Çin üretti. Buna rağmen dışarıdan almak zorunda kaldı. Kendi iç ihtiyacını bile bu ürettiği buğday karşılayamadı. Avrupa Birliği üretimi yükseldi. 134 milyon tona çıktı. Rusya'da söylediğim gibi 91 bin milyon tonlara, Ukrayna'da 20 bin, Türkiye'de 17,5 milyon tonlara yaklaştı. Arpa üretiminde ülkeler Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasıyla beraber daha önce taahhüt ettikleri ihraç miktarlarından vazgeçmişlerdi ve bunları depolamışlardı. Bu nedenle stoklarında yine benzer seviyelerde kaldı. Dünyadaki arpa üretimi %3 oranında bir artış var ama 2022 yılında. Mısır üretiminde düşüş var. Bunun fiyatlara Türkiye'de de yansıdığını zaten şu an görüyoruz. Mısır fiyatlarını hemen etki etti bu. Yine pirinç de Orta Asya ülkelerindeki de kuraklığın etkisiyle %2'lik bir azalma var. En kritik konu yağlı tohumlarda. Dünyada hareket çok oldu. Ayçiçeği tohumluğu ve ayçiçeği yağı fiyatları ve üretiminde çok volatilite yaşandı. Savaşın ortaya çıkmasıyla bir anda fiyatlar %85 oranında fırladı. Ama tağı koridoru anlaşmasıyla o %85'e giden fiyatlar üzerinden %40'a varan bir düşme. Yine ama temelden bir %40 yukarıdayız. Tabii. Şimdi dünya ayçiçeği tohumluk üretiminin yaklaşık %60'ı ve tohumluk ihracatının %61'i ve ayçiçeği yağı üretiminin %54'ü, ihracatının da %70'i Ukrayna Rusya'dan karşılanıyor. İşte buradaki dengeler biraz Rusya'daki üretim ve Ukrayna'daki üretimdeki düşüşlerle değişti. Yine ayçiçeği üretimine bu savaşın olumsuz etkisinden dolayı ayçiçeği tohumluğunda da %12 oranında bir düşüş yaşandı dünyada. Yani bunların fiyatlara etki etmesini edeceğine emin olabiliriz yani. Yine Ukrayna'daki ayçiçeği tohumluğu bir önceki yıla göre %45 azaldı. Yani Rusya'daki savaşın temel nedenlerinden bir tanesinin de tarım olduğunu aslında bu sonuçlar gösteriyor. Ben çok eski yıllardan bir örnek vereyim. Amerika Irak'a niye girmişti? Nükleer çalışmalardan. İlk değiştirdiği yasalardan biri neydi biliyor musun? Yerel tohumları. Tohumluk yasası. Yani gıda her şey. Gıda her şey. Tohum çok önemli. Bu yüzden kapitalist düzen de Türkiye, Türk tarımını ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Büyük oranda da zaten geçirmiş durumdalar. Bir an önce yerli milli duruş, bir an önce bu tip sürdürülebilir, bu hedefe giden kararlar gerekiyor.